size başkan adayı ve listesini okumak istiyorum. Başkan adayı Halit Kızılırmak. Yönetim Kurulu Profesör Doktor Şevki Özen, Sözen. Fatih Akter, Doktor Serap Duygulu, Şafak Kıyar, Avukat Muazzez Yılmaz, Nihat Şahin, Sinan Çınar, Alper Gerdaneri, Pelin Atik, Belma Tekin, Gökhan Yılmazer, Levent Küçük, Necmettin Dönmez, Nedret Avşar, Pınar Topaloğlu, Ali Rıza Kütahmeli, Bahri Özdinç, Kemal Dinçer. 18 kişilik bir asıl ve gene 18 kişilik yedek listeyi okuyorum. Sevgi Küçük, Ayşegül Gümüşdiş, Savaş Kömürcü, Sinan Çınar, Levent Okumuş, Levent Aşçı, Sevim Budun, Ekrem Ünal, Sena Aşık, Arzu Çepi, Bahadır Beyaztaş, Tuğba Çakır, Hacer Nefes, Nur Sözen, Sezen Özen, Nuriye Şeker, Tevfik Can Kızılırmak, Nimet Erciyes. Toplam 18+36 kişilik bir liste var. Bir kanunla baktık. En az 7 kişi yönetim kurulu oluşur dediği için bu liste uygun bir liste oluyor. Listeyi kabul ediyoruz. Başka bir başvuru olmadı. O yüzden tek bir adayımız var. Tek bir aday olması sebebiyle aslında bizim yönetmediğimiz ve kanun metnimiz gizli oylama açık sayım dediği halde bir tane yönergemiz var. Önergemiz var. Oylamanın açık yapılması yönünde. O yüzden bu yönergeye de uymak istiyoruz. Öncelikle oylamanın açık yapılıp yapılmayacağı hususunu oylarınıza sunmak istiyorum. Kabul edenler, reddedenler, oylamanın açık yapılacağı hususu genel kurul kararıyla kabul edilmiştir. Şimdi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi seçim yapmadan önce sevgili hocamız psikolog Serap Duygulu'nun bizim stres yönetimimizle alakalı bir konuşma yapmasını rica ediyoruz. Anlatırken kendisi stres oldu sen. Ama hep sürpriz oluyor bana. Şöyle, öncelikle zamanınızı, bir hafta sonunuzu ailenizden, eşinizden, kendinize ayıracağınız ortamlardan ayırarak burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben en son bu kadar kurum temsilcisi ve siyasi figürü dördüncü imza kitabımın imza gününde görmüştüm. Tam bir siyasi şölen olmuştu. Şimdi bir psikoloğa çok tehlikeli tabii mikrofon bırakmak. Yani biz konuşuruz, ben konuşurum. Ama şöyle bir şey var, hemen kısaca hiç vaktinizi harcamak istemiyorum. Şimdi Sayın Hocam da Levent Hocam da stres dediği için oradan gireyim. Şimdi evet, hepimiz için ortada bir stres faktörü var. Niye? Var olan bir düzenin bir anda bizim inisiyatifimizin dışında farklı mecralara yönelmiş olması nedeniyle. Çünkü stres dediğimiz şey kişiye göre değişir. Birisi için stres olan bir diğer için günlük hayatın sıradan bir getirisi olabilir. Dolayısıyla evet, hepimiz buradayız. Demek ki bizim hayatımızı farklı bir yöne yönlendiren bir durumla karşı karşıyayız. Bununla ilgili olarak birçok biyolojik, psikolojik, fiziksel faktörler var elbette ama şu an için bir psikolojik faktörle karşı karşıyayız. O nedenle de bir stres durumuyla karşılaştığımızda iki şekilde savaşabiliriz. Bir, var olan durum bizim varoluşumuzu, yaşamsal pozisyonumuzu tehdit ediyor mu? İki, benimle ilgili mi, benim değiştirebileceğim bir şey mi ya da benim yarattığım bir şey mi? Üçüncüsü de kabul etmek. Çünkü reddettiğiniz, kaçtığınız bir şeyle savaşamazsınız ya da onu yönetemezsiniz. Dolayısıyla şu an bizim hayatımızı ketleyen öyle ya da böyle. Çünkü sivil toplum kuruluşları insan psikolojisinde belki tahmin etmeyeceğimiz kadar çok önemli işlevlere sahip. Nedir bu? Ait olma duygumuz, iyi şeyler yapma duygumuz, takdir edilme, onay ve kabul alma güdümüzü, daha doğrusu ihtiyacımızı karşılayan şeyler. O nedenle hepimiz
özellikle burada bulunan arkadaşlar adına söylüyorum, hiçbirimiz buralardan maddi kazanımlar elde etmiyoruz. Aksine maddi harcamalar yapıyoruz, emek harcıyoruz ama işte toplumda karşılığı olan olumlu katkılar sunmak için buradayız. O nedenle hepinizin varlığı çok önemli. Dolayısıyla da değiştirebiliyor muyuz? Değiştirmek için buradayız. Bununla ilgili katkı sunabiliyor muyuz bu stresimizi yönetebilmek için? Evet, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da ortaya çıkan her ne ise değiştiremediğimiz ve bizim dışımızda olan faktörler içinde var olan durumu kabullenmek gerekiyor. Eğer bununla ilgili kabullenmede sorun yaşıyorsak zaten işte o strese bağlı bir takım bağışıklık sistemi hastalıklarını yaşıyoruz. Demek ki stresle ilgili her neyle karşılaşmış olursak olalım, bu bir trafik sorunu olabilir, bu ödemek zorunda olduğumuz bir borç olabilir ya da işte ilişkilerde bir sorun olabilir. Birincisi, bunu nasıl yönetebiliyorum? Elimde yeterli donanımım var mı? İkincisi, bu donanımı buna uygun, duruma uygun kullanabiliyor muyum? Üçüncüsü de değiştirebiliyor muyum? Değiştirmek için bütün çabayı gösterip elimden geleni yaptıktan sonra artık geri kalanı olabildiği şekilde bırakmayı tercih etmeliyim. Aksi takdirde bundan sonra gerçekten fiziksel olarak hastalıklara yol açar. Buna da psikosomatize etmek diyoruz. Yani bedenselleştirdiğimiz hastalıklar olarak ortaya çıkabiliyor. İşte bunu yaşamak istemiyorsak, bu güzel beraberliğin bundan sonra da topluma olumlu katkılar sunmasını istiyorsak, burada var olduğumuz gibi bundan sonraki diğer mecralarda da birlikte olabilmek dileğiyle. Ayaklarınıza sağlık. Bu seçim hepimiz için inşallah hayırlısı olsun ve Bakırköy'ümüz için çok hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Serap Duygulu hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi gene bize yaşam değerlerimiz hakkında kısa bir konuşma yapmak üzere Profesör Doktor Şevki Sözen'i davet ediyorum. Sürpriz konuşmacılarımız. Evet, benim için de sürpriz oldu açıkçası. Öncelikle herkese merhaba. Güzel bir öğleden sonra olsun, sonuç hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Ben de Serap Hoca gibi, ki Serap Hoca çok güzel açıkladı aslında. Burada hepimizin hissiyatlarının ne olduğunu, bedenimizin bu yaşananlar doğrultusunda neler hissettiğini çok kısa, öz ama son derece güzel anlattı, paylaştı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İnsanoğlu varlığını bir şekilde bulunduğu toplum içerisinde daha anlamlı kılmaya çalışır. Ve bu anlamlı kılmanın içerisinde aslında yaptığı ve ürettikleriyle anlamlı olur. Bizler de bunun için çabalıyoruz. Burada bulunan herkesin hiçbir şekilde kendi menfaati adına bir şey yapmadığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Toplum için, yaşadığımız sosyal çevre için ve bizden sonra gelecek nesillerin daha iyi şartlarda, daha iyi ortamlarda ve daha güvenilir bir şekilde yaşaması için bir şeyler üretmeye ve arkamızda bir şeyler bırakmaya çalışıyoruz. Bu aslında bizim yaşadığımız toplumdaki değerlerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla bizler aynı birlik, aynı görüş, aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bir topluluğuz burada. Ve bugün var olmamızın, burada var olmamızın ana amacı da bu. Ben Halim Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her topluluğun sonuçta bir araya gelmesini sağlayan bir lidere ihtiyacı vardır. Bu lider dediğimiz kişi aslında yükü en başta sırtlanan kişidir. Ben o nedenle bugüne kadar tüm yaptıkları için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki kişiler tek başlarına var olmazlar. Toplum içerisinde ekip olarak birliktelik içerisinde olurlarsa, uyum içerisinde olurlarsa, savaşmadan, kavga etmeden
aynı ülke doğrultusunda, aynı görüş doğrultusunda gidebilirlerse bir şeyler elde edebilirler. O nedenle ben güzel şeyler üretelim, güzel şeylere imza atalım isterim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla, sevgiyle, iyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuşması için hocamız Profesör Doktor Şevki Sözen'e teşekkür ediyoruz. Şimdi başka bir adayımız olmaması sebebiyle kent konsey başkanı seçim sürecine geçiyoruz. Şu an itibariyle kayıt yaptığımız 73 delegemiz var. 91 kayıtlı delegenin 73'ü kongremize katılıyor. Biraz önce okuduğum yönetim kurulu listesi ve başkan adayı Halim Kızılırmak'ın başkanlık teklifini kabul edenler, reddedenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğunuz ehemmiyet, güven duygusunu sizlere vermiş olmamdan. Daha demokratik olacak Bakırköy Kent Konseyi. Adaylı seçimler olacak. Ama herhalde biz bir emekleme dönemindeyiz. Bu emekleme döneminde bir ayağa kalkacağız hep birlikte. O kalktığımız zaman bütün Bakırköy'de ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa bu çatının altında toplanacak. Benim olduğum zaman olur, benim olmadığım zaman olur. Onu bilemiyorum ama mutlaka ve mutlaka bu çatının altında hep birlikte bir araya geleceğiz, toplanacağız. Bakırköy'le ilgili güzel kararlar alacağız. Fikirlerin ithalatını hiç olmazsa Türkiye'de olduğu gibi Bakırköy'de yapmayalım. Biz fikir ihraç edelim. Bakırköy böyle olsun. Kültürüyle, sanatıyla, çevresiyle, doğasıyla, insanlarıyla, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla örnek bir kent olsun. Hatta ve hatta siyasetin en güzel olguları buradan çıksın. Eskiden Bakırköy'de çok güzel sanatçılar, çok ünlü sanatçılar, çok önemli sanatçılar çıkıyordu. Bundan sonra da inşallah Bakırköy Kent Konseyi'nin üzerinde duraraktan, ısrarla üzerinde duraraktan kurmuş olduğu Bakkent Akademi var. Bakkent Akademi hocalarıyla ve katılımcılarıyla, sizlerle ayağa kalkacaktır. Daha da güzel şeyler yapacaktır. Bakırköy için güzel şeyler olacaktır. Bu güzel bir toplantıydı. Örnek bir toplantıydı. Dediğim gibi burada kazanan Bakırköy eğer herhangi bir sıkıntı olsa kaybeden Bakırköy olacaktır. Ancak hukuk mücadelesi içerisinde yapmış olduğumuz müracaatlarımız sonuçlanacaktır. Hukuka herkesin saygısı olması gerekiyor. Kavgaya, gürültüye, telaşa gerek yok. Aynı havayı soluyoruz, aynı yerde yaşıyoruz. Aynı bakkaldan, aynı marketten alışveriş yapıyoruz. Aynı duygular içerisindeyiz. Ama şu var ki paylaştığımız bir şey var. Toplumsal nitelikteki olayları bizler sosyal medyalarımızda çok yazıyoruz. Bizim sosyal medyamızda bu işi Levent Küçük yapıyor, TÜDER adına. Ve hiç esirgemeden her şeyi yazıyor. Ama bugün Bakırköy'de iktidara sahip olmak isteyen, sivil toplumu eline geçirmek isteyen ve her savunmalarında gerçek gibi gözükmüş yapanlar ekmeğe gelen zam için fermuar çekiyorlar. Suya gelen zam için fermuar çekiyorlar. Değerli hazırım, suya falan zam olmaz. Anayasa gereği, doğanın ve yaşamın gereği, su insanların bedava kullanması gereken şeydir.
Eğer suyu siz bizim kapımıza kadar, tuvaletlerimize kadar getirip bizim rahatımız için yapıyorsanız, bunun ancak ve ancak ulaşımıyla ilgili, işçiliğiyle ilgili giderlerini alırsınız. Suyun parasını alamazsınız. Bizden su parası alıyorlar. Böyle de bir milletiz. Ve alkışlıyoruz. Dik duracağız. Onurlu duracağız. Yasalara gerekirse müracaat edeceğiz. Ama her önümüze gelen yasaya da, konuya da gidip yasaya müracaat etmeyeceğiz. Ama güçlü toplum oluşturmaya çalışacağız. Mahallelerimizde hep beraber olacağız. Sizlerle beraber, bizlerle beraber, herkesle beraber olacağız. Muhalefet de gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımınız için ve bana göstermiş olduğunuz güveniniz için. Başkanımız, yeni dönem başkanımız Halim Kızılırma konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önce okuduğum yönetim listesi vardı ya, çalışma grubu. Onların da ayrıca seçiminin tabii ki yapılması gerekiyor. Biraz önce okuduğum yönetim kurulu listesini onaylayanlar, kabul etmeyenler, yönetim ve çalışma grupları 11 ile kabul edilmiştir. Şu an gündemin 8. maddesine geldik. Temenniler ve plaket sunumu. Bununla ilgili bir planlamamız yok. Tamam. Ha, söz mü istiyorsunuz? Buyurun. Bir lütfen kendinizi takdim edebilirseniz genel burada. Sayın Divan, çok kıymetli Hazur'un. Ben Kent Konseyi'ne yeni katıldığım için söz aldım. Buradaki arkadaşlar görüyorum ki herkes birbirini tanıyor. Ben de kendimi tanıtmak için özellikle söz aldım. Ben Konyalılar Derneği Başkanıyım. Şu anda Konyalılar Derneği Gazi Evronos Caddesi'nde 5 katlı binada vakıfla birlikte görev yapmaktayız. Bizim derneğimizin de vakfımızın da hedefi öğrencilere burs vermek. Şu güne kadar 4000 öğrenci mezun ettik. Şu anda geçtiğimiz bu sene 300 öğrenciye, yaklaşık 300 öğrenciye burs veriyoruz. Bunların %60'ı kız öğrenci. Ve sadece burs vermekle kalmıyoruz. Her ay mecburi katılımlı konuşmacılar getiriyoruz. Bu konuşmacılardan aklıma gelen Doğan Güzeloğlu, son zamanlarda Ali Bardakçı, Ayşe Sucu, Haluk Levent, özellikle burada sizin de huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bize 2 sene önce bir Ayvalık'ta konser verdi. Orada elde ettiği gelirin 170 lira gibi, 70 bin lira gibi civarda olan geliri artırarak 250 bin lirasını bizim öğrencilerimize burs verilmesi amacıyla bize aktardı. Netice itibariyle sadece bu öğrencilere burs vermekle kalmıyoruz dedim. Bu öğrencilere her ay belli aralıklarla tiyatroya, sinemaya, konsere gönderiyoruz. Geziler düzenliyoruz. Ve bu öğrencilerin gelişmesi için iş adamları, burada söylediğim gibi bilim insanlarını konuşmacı olarak getiriyoruz. Hedefimiz bunu daha da artırmak. Şimdi burs verenler kim dediğimizde bir kısım Konyalı hemşerimiz zekatını veriyor. Bir kısım hemşerimiz de zamanında İstanbul'da büyük şehirlerde okurken çektiği zorluktan dolayı öğrencilere burs veriyor. Şu anda son dönemde, son 5 yıldır bizim burs verdiğimiz öğrenciler burs vermeye başladılar. En son geçen sene, bu sene yani bir öğrencimiz 10 tane öğrenciye burs verdi. Yani kısaca kendim hazır giyim sektörünün içinde, iş giyim sektörüyle uğraşıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız ve bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar. Ve delegemizin konuşması için teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen olmadığını görüyorum. Ve genel kurulu kapatıyorum. Halim Kızılırmak başkanımıza, yönetim kuruluna hayırlı olsun diyorum. Muhafaketler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.